Arkadaşlar şimdi Erzurum Kongresi'ne bakalım. Mustafa Kemal Amasya'dan Rauf Orba ile yola çıktı. Tokat Sivas üzerinden Erzurum'a geldi. Şimdi şöyle bir soru soralım o zaman. Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi öncesi faaliyetleri ne? Şimdi Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni yayınladıktan sonra Damat Ferit hükümeti buna tepki gösterdi. Geri de çağırmıştı. Gitmedi Mustafa Kemal. Damat Ferit hükümeti sivil ve askeri yöneticilere Mustafa Kemal'in görevden alındığını, resmi bir sıfatı kalmadığı için emirlerinin dinlenmemesi gerektiğini bildirdi. Bunu Kazım Karabekir'e de söyledi. Hatta Kazım Karabekir'e 3. Ordu Müfettişliği teklif edildi ama Kazım Karabekir kabul etmedi. Mustafa Kemal 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a geldi. Rauf Orbay vardı yanında. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir, arkadaşlar Kazım Karabekir çok önemli bir paşamızdır. İstiklal Harbimiz, İstiklal Harbimizin esasları, paşaların kavgası. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Önemli eserlerdir ki doğuda yetim çocuklar için okul açmış, yurtlar kurmuş. Moskova Gümr Antlaşması'nı, Kars Antlaşması'nı imzalamış. Oradaki birliklerini batıya kaydırmış. Yani meclis başkanlığı yapmış. Meclis başkanlığı yaparken hayatını kaybetmiş. Ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucu başkanı olmuş bir isim. Çok önemli bir isim. Unutmayın Kazım Karabekir'in biyografisine bir bakın derim ben. Ve o Kazım Karabekir Mustafa Kemal'i karşılıyor Erzurum'un girişinde ve şunu söylüyor. Ben ve kolordum emrinizdeyim paşam diyor. İşte bu müthiş bir destektir ki Kurtuluş Savaşı'nın belki kopma noktalarının birisiydi bu Kazım Karabekir. Mustafa Kemal'e ters düşseydi çok daha farklı şeyler olabilirdi. 8 Temmuz 1919'da İstanbul Hükümeti'nden gelen telgrafta resmi memuriyetine son verildiği bildirildi Mustafa Kemal'e. Ki zaten Erzurum'dayken Mustafa Kemal ve Rauf Orbay hakkında tutuklanma kararı çıkarılacak. 28 Temmuz 1919'da bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa Sine-i Millet'e dönme kararını vererek, yani resmi görevden istifa kararını vererek hem çok sevdiği askerlik mesleğinden hem de müfettişlik görevinden istifa etti. Ne zaman geri dönecek tekrar askerlik mesleğini hatırlayın. Eskişehir Kütahya yenilgisinden sonra Sakarya'dan önce neyle? Başkomutanlık yetkisiyle 5 Ağustos 1921'de daha var. Şimdi aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'ne alınan kararlardandır? Şimdi bir giriş yapalım Erzurum Kongresi'ne. Arkadaşlar Erzurum Kongresi Doğu İlleri Müdafaa Hukuki Milliye Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza Hukuki Milliye Cemiyeti'nin katkılarıyla toplanmıştır. Burada Kars İslam Şurası'nın etkisini unutmuyoruz. İki, amacı, bak dikkat ederseniz Doğu'nun cemiyetleri amacı Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti ve Doğu Karadeniz'de Pontus Rum Devleti'nin kurulma çalışmalarına karşı önlem almak ve halkı örgütlemek. O zaman bölgesel amaçlı toplanan bir kongre. Bu kongreye Doğu'nun delegeleri katılmış. Yaklaşık 56 delege katılmış arkadaşlar. O yüzden de toplanışı itibariyle, yani yapısı itibariyle ve amacı itibariyle bölgesel bir kongre. Şu isimlere dikkat. Erzurum delegeleri Binbaşı Kazım Bey ve Cevat Beyler istifa ederek yerlerini Mustafa Kemal ve Rauf Bey'e bırakırlar. Amaç bunların kongreye katılımını sağlamaktır. Mustafa Kemal ve Rauf Orbay kongreye delege olarak katılsın diye arkadaşlar Kazım Yurdalan, Cevat Dursunoğlu istifa ediyorlar. İkisi yerine delege olarak katılıyor. Çok önemli. Kongre üyeleri tarafından Mustafa Kemal başkan seçiliyor. Heyeti faali Mustafa Kemal'i ön plana çıkarıyor ve Mustafa Kemal ilk defa sivil olarak bir şeyin başkanlığını yapıyor. 14 gün süren çalışmalar sonucunda kongre 7 Ağustos 1919'da tamamlanıyor ve kararlar halka duyuruluyor. O kararlar şunlar. Ne diyor bu kararlarda? 1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Arkadaşlar ilk defa milli sınırlardan ki biz bunu asla unutmayın. Misak-ı milli diyoruz, tamam mı? Şunu karalayayım üstte tek düzgün olsun. İlk defa misak-ı milliden, yani ulusal sınırlardan, milli sınırlardan Erzurum Kongresi'nde bahsediliyor. Çok önemli. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birlik olarak kendisini savunacaktır deniliyor. Vatanın ve istiklalin korunması ve teminine İstanbul hükümeti muktedir olmadığı takdirde, yani vatanın kurtuluşunda İstanbul yeterli olmadığı takdirde bu amacı temin için, bu amaca ulaşmak için Anadolu'da geçici bir hükümet kurulacaktır diyor. Arkadaşlar ilk defa geçici bir hükümetin kurulması kararı da Erzurum'da alınıyor. 2. Bak ilklere dikkat edin. Kuvayi milliyi etkin, iradeyi milliyi hakim kılmak esastır diyor.
Yani Mustafa Kemal şunu söylüyor. Milli iradeyi hakim kılacağız ki burada Mazhar Müfit Kansu var arkadaşlar Mustafa Kemal'in yanında. Onun anılarında diyor ki Mustafa Kemal Erzurum'dayken Cumhuriyet'in ilan edileceğini söyledi. Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk ki eserinde bunu anlatır. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemiz bozan ayrıcalıklar verilemez. Arkadaşlar ilk defa azınlık haklarına tepki de Erzurum. Bak üçüncü ilki bulduk. Ha, bazı arkadaşlar bunu kapitülasyon olarak değerlendiriyor. Çok çok yanlıştır. Neden? Çünkü burada Hristiyan azınlığa diyor. Kapitülasyon azınlığa verilmez. Yabancı devletlere verilir. Bir millet kendi içindeki başka bir millete nasıl kapitülasyon verir? Kapitülasyon bir devletin başka devletlere vermiş olduğu imtiyazdır. Bu kapitülasyon şeklinde imtiyaz değil. Hak şeklinde imtiyazdır. Kendi içimizdeki azınlık. O yüzden burada kapitülasyon yok. Manda ve himaye kabul olunamaz. Arkadaşlar manda himayenin ilk defa gündeme geldiği yer ve reddedildiği yer Erzurum. Bunu da unutmuyoruz. Meybusan Meclisi derhal toplanmalıdır. Bakın ilk defa Meybusan Meclisi'nin toplantıya çağrıldığı yer Erzurum. Bak 5 tane bulduk. Ve hükümet işleri meclisin denetimi altında yürütülmelidir. Peki size şöyle bir soru sorarlarsa Mustafa Kemal Meybusan Meclisi'ni neden toplantıya çağırıyor? Çünkü İstanbul hükümetinin işlerini denetim altına almak istiyor. Damat Filit kafasına göre hareket etmesini istiyor. O yüzden bu tarz soruyu sorabilirler. Neden Meybusan Meclisi toplantıya çağrılmıştı? Cevap budur. Anlaştık mı arkadaşlar? İşgal emeli taşımayan devletlerin yardımları kabul edilebilir. Yani sömürme kastı olmayan devletlerin yardımı kabul edilebilir. Muhtemelen burada Rusya'ya göz kırpma gibi bir durum var. Yani burada ne var? Beni sömürme amacı taşımayan bir devletin dış yardımı varsa bunu kabul edebiliriz. Bakın burada net bağımsızlık anlayışı vardır. Net bağımsızlık anlayışı vardır. Kuvayi Milliye yetkin net bağımsızlık anlayışı vardır. Net bağımsızlık anlayışı vardır. Net bağımsızlık anlayışı vardır. Ama en net bağımsızlık anlayışları 1, 2, 3. Şurada 1, 5 ve 6. maddelerde net bir şekilde bağımsızlığı görürsünüz. Dikkat edin arkadaşlar. İrade-i milliyi hakim kılmak esastır maddesinde de cumhuriyeti yani ulusal egemenlik anlayışını görürsünüz. Meybusan Meclisi'ni toplantıya çağırmada da İstanbul hükümetini denetim altına alma mantığını görürsünüz. Bakın şimdi. Kongrede 9 kişiden oluşan temsiliyet kurulur. İlk defa temsiliyetinin kurulduğu yerde Erzurum Kongresi olur. O halde 6. ilki bulduk. İlkleri sıralayalım. Ulusal sınırlar. Arkadaşlar azınlık haklarının tepki. Manda himen reddi. Meclis Meybusan toplantıya çağrılması. Geçici hükümetin kurulması kararı ve temsiliyetinin kurulması. 6 tane ilk defa Erzurum'da. 6 tane ilk defa Erzurum'da yanlış oldu. 6 tane ilk Erzurum Kongresi'nde ortaya çıktı. Ve bunun başkanlığını da Mustafa Kemal getirildi. Cümleye dikkat edin. Böylece istifa sonrası hiçbir yetkisi kalmamış olan Mustafa Kemal temsiliyeti aracılığıyla bütün Doğu illeri adına söz söyleme yetkisine kavuştu. Çok çok önemli bir olay. Ayrıca ülkenin kurtuluş için gerekli yönde kararlar alma imkanı da kavuştu. Bu sayede bölgesel bir kongrede bütün ulusu ilgilendiren kararlar alındı. Eğer Mustafa Kemal kongre başkanı olmasaydı ulusal kararlar alınmazdı. O zaman Erzurum Kongresi toplanış ve amacı itibariyle bölgesel, aldığı kararlarla ulusal bir kongredir. Bak tak diye noktayı koyduk. Peki aldığı kararlarla niye ulusal olmuştur? Çünkü kongrenin başkanı Mustafa Kemal olmuştur. Mustafa Kemal'in kafasında geçirdiği şey bölgesel kurtuluş değil, ulusal kurtuluştur. Sivas'la devam edeceğiz.